Ramazan-ı Şerif'in hikmet-i teşriiyesinden bahsetmeye de fırsat geldi. Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'in, İslam'ın mücadelesini vermek sebebiyle, İslam'ı hayata hakim kılmanın mücadelesini vermek sebebiyle, günlerce aç kalmanın, susuz kalmanın ızdırabını duyan mübarek insanlardı. Onlardan da bir iki haber gördükten sonra Ramazan'ın hikmetiyle alakalı bir izaha sonra başlayalım. Hazreti Habibullah'ın öz kızı kerimesi Hazreti Fatıma-tüz-Zehra radıyallahu teala anha aynen şöyle buyuruyor. İnne Fatımete radıyallahu teala anha naveletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kisveten min hubzi'ş-şa'ir. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha Hazreti Peygamber-i Zişan Efendimiz'e, öz babasına arpa ekmeğinden bir parça götürüp takdim ettiler. Hubz-ü şair, arpa ekmeği demek. Bir parça arpa ekmeğini Hazreti Fatıma eline aldı, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, öz babasına götürüp ikram ettiler. Fekale leha, Allah Resulü kızı Fatıma'ya şöyle buyurdu. Haza evvelu ta'amin ekelehu ebuke münzü selaseti eyyam. Ey kızım Fatıma, 3 günden beri babanın yiyeceği ilk ekmek vallahi işte budur buyurdular. 3 günden beri yiyecek olduğum şeyi şimdi sen getirdin buyurdular. Ve Allah Resulü 3 gün peş peşe evinde zerre bulup yeme imkanının dışında açlık içinde ve yokluk içindeydi Resulullah. Arpa ekmeğini bulmak onlar için en büyük nimet ve ikram halindeydi. Öyle bir peygamber ki kevn-ü mekan onun hürmetine yaratılmıştı. Onun şerefine yaratılmıştı. Ama İslam'ın mücadelesini, İslam'ın hayata hakim olması için mücadeleyi öylesine sürdürüyorlardı ki yiyecek ekmekleri kalmamış veya ekmek yemeye vakitleri bulunmuyordu. Başka türlü mümkün değildi zaten. An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala an. Ebu Hureyre aynen şunu ifade buyuruyor. Şunu haber veriyor. Kale Ebu Hureyre diyor ki Eta Rasulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme bi taamin. Birisi Hazreti Peygamber-i Zişan Efendimiz'e bir yiyecek getirdi. Bir yemek getirdi. Öyle bir yemek ki suhanin, sıcak bir yemek. Ateşte pişmiş sıcak bir yemek getirdiler. Feekele, Allah'ın Resulü onu yediler. Felemme feraga, yemekten çekildikten sonra şöyle yemek bitip de sofradan ayrıldıktan sonra kale buyurdular ki elhamdülillah, Allahu Teala'ya sonsuz hamdü sena olsun. Ma dehale batni taamu suhanin münzü keza ve keza. Günlerdir, haftalardır ve aylardır böyle sıcak yemek vallahi mideme gitmemişti buyurdular. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bir rivayeti de Hazreti Ayşe validemizden dinleyelim. An Ayşe'te radıyallahu teala anha. Ayşe validemiz buyuruyorlar ki fekalet inna kunna lenemkusu erba'in
la nukidu fi beyti Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme naren ve la gayre. Ayşe validemiz şunu ifade buyuruyorlar. Vallahi Allah Resulü'nün evinde 40 gün geçerdi veya daha fazla gün geçerdi de Resulullah'ın evinde katiyen bir ateş yanıp da üzerinde sıcak çorbanın kaynaması mümkün olmazdı. Böyle yokluk içerisindeydik. 40 gün. Künna lenemküsü erba'ine la nûkudu fî beyt Rasûlillâhi nâren. Ateş yanmazdı 40 gün. Yemek pişmezdi. Bir iki hurmayla veya bir parça arpa ekmeğiyle günümüzü savardık. Bütün hayatımızı İslam'ın mücadelesine verirdik de yemek pişirmeye imkan bulamaz, vakit bulamazdık buyuruyorlar. Kultu bi eyyi şeyin küntüm te'işun. Öyleyse ey validemiz, ey Ayşe validemiz, neyle yaşıyordunuz? Bi eyyi şeyin küntüm te'işun. Neyle yaşardınız, neyle maişetinizi temin ederdiniz? Kâlet bil esvedeyn, yani bir temri vel mâi. İki siyah şeyle, bulursak hurma ile veya kapkara renkte arpa ekmeğiyle bulduğumuz ölçüde onlarla yaşardık. Yemek pişirmeye zaman veya imkan bulamazdık buyurdular. İşte o asr-ı saadetten üç haber arz etmek suretiyle onların nasıl aç kaldıklarını, nasıl susuz kaldıklarını, aç ve susuz kalmalarının sebebini bir nebze arz ettikten sonra esas itibarıyla Ramazan orucunun hikmet-i teşriiyesi neden Müslümanlara farz kılındığı üzerinde bir miktar durmaya çalışayım. Aziz müminler, biliyorsunuz